Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Allah iki cihanda aziz eylesin inşallah. Rızası dairesinde hareket yaptırıp hayrat kazandırsın ve kendi rızası dairesinde iken terhis eyletsin inşallah. Öyle söylediğimiz duayı da Allah olduğu için kabul eylesin. Ya öyle söylüyoruz. O kadar ciddi bir hakikat ki şu varlıkta bulunmak. Şu varlıkta bulunmak. Yani Adem Aleyhisselam burada bulunabilmesi için cennet gibi bir şeyden ve peygamber gibi bir makamdan bedel ödeyerek ikisinden de gelmiş. Biz merhamet olarak hiçbirisini ödemeyerek gelmişiz. Size bir cümleyle başlamak istiyorum. Yusuf bir bardak su verirsin. Cehalet bilmeye açıktır insan. Cehalet, Gazali der yani bunu. Cahil olduğunu bilmek kötü o kadar bir şey değil. Cahil olmak kötü bir şey değil. Cahil olduğunu bilmek alimliktir. Bir daha. Cahil olmak o kadar kötü değil. Cahil olduğunu bilmek hiçbir şey bilmiyor ama cahil olduğunu biliyor. Alimmiş. Buradan başlıyor. En kötüsünü söyleyeyim diyor. Doğruluk namı altında yanlışı bilmek. Risale'de, tabiat risalesinde buna cehl-i mürekkep deniliyor. Bilmez, bilmediğini de bilmez. O çok korkunç bir şey. Kendini öğrenmeye kapatmış demektir. Doğruluk namı altında yanlışı doğru diyebilmek. O çok korkunç bir şeydir. Öğrenmeye kendisini kapatır. Biliyorum ya. İşte asrın fitnesi bu. Doğru bildiği zannıyla yanlışı doğru gibi bilirse alıcılıklar kapanır. İkinci söyleyeceğim cümle. Bu insan bu dünyaya taallum ve tekemmül etmek için taallum dimağdır. Tekemmül kalptir, için gelmiştir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Aklı en veciz. Şu kafanın, şu dimağı nasıl aktif ederiz? Bu nasıl aktif olur? Yani ilim yapıyoruz, bu ders yapacağız, belki de 2-3 saat sürecek. Hep bunlar, hep bu derslerin sonucu nedir? Aklı nasıl kafayı aktif ederiz? Dikkat latifesini uyandırmak içinmiş. Dikkat latifesini uyandırmak içindir. Erdin sesini kapat kardeş. Şimdi dikkat latifesi haramı helal yapandır. Senin olmayanı sana mal eder. Hak etmediğin halde lütfu ilahi olarak sana verilmesine sebeptir. Misal. Muhakematta der ki haramın olan bir kız. Muhakematta geçiyor. Yani şey, batılı tasvir değil. Haram bir kız. Senin olabilmesi için eşin helal. Nikah lazım. Mehir. Dur da nikah lazım. Nikah olabilmesi için ne lazım? Şartlardan bir tanesi mehirdir. Diğer şartlardan iki tane şahittir. Tamam. Şimdi dima ve ak. Şimdi nazik ve nazininlerin mehirleri yani haramın helal olabilmesi için mehir neyse nikahta aklı çalıştırmanın senin olmayanları sana mal olması veya birbirine çatışan ve çelişen tahayyül, tasavvur, akıl vesaireleri bütünlüğe getiren
nazik ve nazeninin mehirler, mehir. Sen nikahlanması için mehir. Senin olmayan bir şeyi sana verilmesi, hak etmediğin halde ihsan edilmesi, ikram edilmesi, lütfedilmesi neymiş? Dikkat latifesidir. Bu dersleri dikkat için, dikkat latifemizi uyandırmak için okuyoruz. Dikkat latifesi nedir? Muhakematten söylüyorum. Şu Dima, 3 makaledir muhakematta. Dikkat latifesi sonucunu veriyor. Dikkat latifesiyle Dima aktif olur. Kalp, çöp haline getirmemek için, çöp haline getirmemek için, el hubbu fillah vel buzu fillah. Yani dostunu düşmanın o kadar mühim ki basit zannetmeyin. Yevme yec'elul vildane şiba. 26. sözde geçiyor. 13 yaşındaki bir çocuğun bu toplumun sosyal medyası ile içerisi o kadar çöplük ki, o kadar doğrularla yanlış, o kadar var ki, o içsel alemindeki malzemeleri elde etmek için Osmanlılar'da en az 10 tane adam 60 yaşında yaşarsaydı, 10 tane adam 60 sene yaşasalardı, o 10 tane adamın 600 sene ediyor, onunla çarparsan, onların bilgilerinden fazladır bu 13 yaşındaki çocuğun içi. Onun için ahir zamanda çocukları da ihtiyarlattı. يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ. Bu neyle oluyor? Kalbine mukayyet olamamaktan اَلْهُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُوزُ فِي اللّٰهِ İmanın da dibidir, altıdır, veri tabanıdır. İstersen Allah'a iman et, istersen İslam esaslarında namazla kıl, dibi işte küfre taraftarsan hiçbir anlamı yoktur. Hakka tarafkirlik demek olan İslamiyet. Evet. Hakka tarafkirlik olan İslamiyet. İşte Dima dersimiz. Dima'daki bugün şeyi okuyacağız. Evamiri Tekviniye. Geçen hafta Emir okuduk. Veya Evamiri devam ederiz. Bakacağım şimdi. Niçin mukaddeme bununla başladım? Bir, cehalet o kadar şer değildir. Cehaletini ilim kisvesi vermek şerdir. Cahilini biliyorsan ne mutlu sana, alimlik başladı demektir. Doğruluk namına yanlışları bilmek o insanı insanlıktan eder ve alıcıları kapatır. Öğrenemez, kapamaz, bilemez, değişemez. İşte dikkat latifesi Dima, Allah'a göre dostu düşmanı tayin etmek kalbi çalıştırır. Böylelikle başladık. Abi dikkati bize veren de bizi nikahlamış gibi oluyor mu tabiri caizse? Evet. Hı-hı. Yani daireyi harita almış oluyor yani. Nikahımız dikkattır. Dikkat mehir neyse dikkat Dima'da odur. Yoksa hatırlar mısınız? Esrar anlatmıştım. Esrar. Sırlar yani. İnsan bir meşru doğar, bir gayrimeşru doğar. Meşru doğarsa nikahlıdır. Meşru doğmazsa nikahsızdır. Ötelere, his dünyasına, latif aleme nikahsız doğmak, yani manevi nikah esrarla olur. Sen orada kapıyorlar seni. Esrarla geçtin mi oraya? Orada bittin artık. Ruhani alemde gayrimeşru doğmak, meşru doğmak esrar, sırlar demektir. İşte o aleme nikahlı doğmak mehrini vermekle mümkündür. Mehri vermeniz lazım. Mehir. Mehir bizdeki karşılığı nedir? Usta da misali bu mahkematta. Dikkattır.
evlilikte mehir neyse haramın haram, haram olur. Helalın olmaz. Ondan sonra dikkat, mehirdir. Mehir. Dima yanlış döllerler. Vahi döllerse mehrini vermişsin. Eğer burayı başkası mayalarsa bu kadar ilim yaparak gene inşallah Allah nasip eder. Bu ilim yaparak dikkat latifemizi aktif etmek lazım. Eğer bu kulağı vahiy ile mayalarsa meşru olur. Vahinin dışında dikkatsiz o esrar şey, o da sol kulakta dönülüyor. Evet, o da doğuyor. Hissiyat dünyasına doğar. Öyle leylim leylim olur. Leylim leylim olur. O da gayrimeşru oraya doğduğu için vurgun yer. Bedel ödemeden gitti. Mehir vermedi. Yani bu bir tabirler anlatıyorum. Bu dima dikkat. Dikkat vereceksin. Elinizden geldiği kadar dikkat latifesini kullanacaksınız. Bu derslerde, her derste dikkatinizin bozmasına kimseye müsaade etmeyeceksiniz. Yani hakkın hatırı âlidir. Kendine bile bu şeyi vermeyeceksin. Hakkı vermeyeceksin. Dikkat latifesi. Kalbine de kim derse desin. Dayın olur, baban olur, annen olur. Sen dahi Allah'ın düşmanına dost etmeyeceksin. Dostunu, düşmanını Allah belirleyecek. Kalbin böyle çalışır. İslamiyet hakka tarafkirliktir. Yoksa hiçbir şey alamazsın. Onun için dikkat çok önemli.